Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ebru. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ceren. Ne haber Ceren? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Benden de iyilik. Ceren diziyi bitirdik. TRT versiyonu evet. bitirdik en azından. <laughs> hani hedeflediğimizi değil, ilk başta evet. hedeflediğimizi değil ama diğerini bitirdik. Evet. Neye niyet, neye kısmet. Spoilerları almış oldun böylece. Son bir bölüm kala. Evet. Ee, çok da spoiler almış gibi hissetmedim ya. Ya 2000 Aşkı Memnusuyla TRT Aşkı Memnusunun bazı şeyleri, kilit şeyleri aynı ama olayların gelişimi farklı aslında. Hmm, şey yapıyorum ya artık ee, ne onun adı? Üzülüyorum mu diyeyim? Ne diyeyim? Şey bitiyor diye mi? Şey gibi acaba neden biz bu kadar Aşkı Memnu ve böyle Bihter'e takık olduk? ve millet olarak neden sürekli yayınlanıyor? Hani reklam sürekli reklam oluyor. Neden insanlar bu kadar talep ediyor bunu? Hani acaba o kadar iyi niyetli değil mi <laughs> diye. Böyle mesela Britney Spears'ın kontrolden çıkmasını ve böyle kafasını kazıtmasını falan herkes deli gibi izledi ya. Evet. Hani aynı şeyi için de mi? Mesela şu andaki Türk televizyonlarındaki dizileri düşünürsen. Hmm. Sürekli böyle... böyle psikolojik problemleri olan kadınlar görünüyor ya ve sürekli de izleniyor yani hani ilgi de çekiyor. Acaba başkasının delirdiğini izleyince kendimizi daha mı iyi hissediyoruz? Belki de evet. Yani çok iyi niyetli bir e, izleme olmayabilir mi acaba? Hani Bihter'i kurtarmak gibi söylemiştim ben en yani başta ama böyle bir bu hafta birazcık onu düşündüm. Sen bunu söyleyene kadar aslında düşünmemiştim biliyor musun? Ve olabilir, olabilir. Hmm. Ama galiba ben biraz izlerken izlerken biraz kendimi üçüncü bir gözden değil de ...Bihter'i anlar bir yerden izliyorum galiba şu anda. Hı -hı. Peki bunu izlerken yani TRT versiyonunu izlerken bu bölümde bu ikinci kısım sana nasıl geldi? İlk üç bölümde şey demiştin ben sevdim bu diziyi hani müzikleri kostümleri, karakterler hoşuma gitti demiştin. Bu üç bölüm sonra fikrinde Değişti. değişik. Yani şöyle aslında ilk iki bölümü yine birazcık daha şey istedim ama bence bu dizinin bu versiyonunun şöyle bir problemi var. Her şey birbirinden çok kopuk. Yani böyle bir Hikaye akışı izleyemiyorsun her şey böyle o oluyor sonra... O oluyor sonra başka bir şey oluyor evet, başka yani bir şey oluyor ve aradaki bir mod, bağlantıyı... Heh, bir mod akışı yok yani böyle yeni bir sahneyle karşına çıkıyor yeni bir duygu durumu yeni bir olay. Kitaba bakmak istedim çünkü bazı sahneler bir dakika ya Nihal annesinin hayaletini görüyor muydu ya <laughs> kitapta falan diye böyle çünkü o çıkıyor. Son 3 bölümle ilgili kritiğim bu olacak galiba. TRT versiyonuyla ilgili çok kuru. Hani onu su şey yapmak için hani o et yaparsın ama etin suyu olmaz da böyle onun üstüne evet. bir sos dökersin falan. Hani onun sosunun olması için kitabı okumak gerekiyor sanırım. Hani o bağlantıyı o zaman yapabiliyorsun. Çünkü çünkü aslında TRT versiyonunda şunu hissediyorsun. Nasıl ki Harry Potter'ı okuyorsun, sonra gidiyorsun filmini izliyorsun ama o kitapta Hayal dünyada yaşattıklarını sana yüzde yüz yaşatmıyor. Ha. Çünkü belli bir saate indirgenmiş. Aradan çok şey çıkarılması gerekmiş. Ve yerine de bir şey konulmamış. O evet. yüzden böyle bir özetin özeti gibi bir şey izliyorsun. Yani evet. sanki bir kitabın böyle... Onun Türkçesine ne denir? Tam hatırlamıyorum. Abstract. Yani gerçekten özetin özetini izliyorsun gibi. Adaptasyonla ilgili böyle bir... Sen olayların akışını... Not aldın mı? Not aldım. Biraz fazla not aldım. Kitaptaki notlarla birlikte not aldım. Sana hemen göndereyim. Bence olayların akışını takip edelim mi? Bir oradan bir oradan bahsetmek yerine. Tamam tabii ki. En son nerede kalmıştık peki Ebru? Bihter, Behlül ve Nihal Firdevs Hanım ve Peyker'in yalısından dönüyorlardı. Çünkü düğün hazırlığı yapılıyor. İşte Nihal'e bir kıyafet seçilmesi için. Sonra bu ziyaretten sonra Behlül, e, Bihter'e Bihter'i odasına çekip diyor ki yarın gece gelin. Kolundan tutup çekisti. Ondan sonra. Değildim kolundan yani. tutup çekiştirip yarın gece gelin. Tamam diyor yani yarın gece geleceğim. Şey ile bitiriyorduk üçüncü bölümü. Çılgınlık bu yaptığınız evet. bölümün ismi. Bu bölümün ismi neymiş? Bu bölümün ismi gelin olmak mı asla? Ç Çünkü bu bölüm bir düğün. Evet. Bu hazırlık yaptıkları düğüne gidiyorlar aslında. Ee, ve sadece kadınların olduğu bir kına gecesi herhalde. Sanıyorum kına gecesi gibi bir şey. Böyle bir sadece kadınların olduğu bir eğlence. Patlıyor. inanılmaz güzel bir eğlence. Böyle Udun başına geçiyor birisi. Birisi kağıdı çalıyor falan değil mi? Ne evet, kadar ilginç. Şey, ne diyor hatta kadın? Hemen bir saz ekibi kuralım gibi bir şey diyor. Hani Peyker Hanım siz piyanoda oturmaya devam edin. Çünkü Bihterciğim sen de güzel... ...ud mu çalıyormuşsun? Öyle bir şey söylüyor. Oradan <laughs> bir kadın kanun... ...bir kadın bilmem ne hani... tef çalıyor falan. Böyle hemen grubu... Aynen öyle. <laughs> kırıyorlar. Peki... ...Peyker'in nasıl piyano çaldığını gördün mü? <laughs> Hayır görmedim. Nihal usulü mü? Böyle çalıyor. <laughs> beş parmak. Beş parmak ve böyle... Aynı anda basıyor beş parmak. <laughs> ve asla... Ama melodik bir şey... ...geliyor arkadan. Asla bir oyunculuk yok yani... hani ...orada. Kına gecesinden... Nihal mutlu olmuyor. Takımı kuruyorlar dedik. Nihal de birisi diyor ki kızım sen de işte sesin çok güzel mi? Sen de bir şarkı söyleyiver. Veya işte oyna. Nihal hiçbirini yapmıyor. Hatta laf sokuyorlar evet. Nihal'e falan. <laughs> Bu da çok şey çıktı falan diye. Ne oynuyor ne şarkı söylüyor falan diyorlar. Sonra gelin bakıyor ki Nihal hani sıkılıyor. Gelin diyor biz hani ayrı konuşalım falan. Gelin aslında kendi hikayesini anlatıyor. Diyor ki işte ya yani böyle milletin dedikodusunu yapıyor aslında milletin etrafta o gün o eğlenceye gelmiş insanların dedikodusunu ya yani böyle dedikodu gibi Yap. değil de hani onların hayatını biraz anlatıyor gibi İşte bir kadın birine aşık olmuş iki çocuğuyla kocasından ayrılmış o adama gitmek için ama şimdi o adam onu almıyormuş bir tanesi bir adamla evlenecekmiş ama görmemiş yarın mı ilk defa görecekmiş öyle bir şey ya da... Ay işte o şey gelin Gelin de diyor ki işte benim eşim de diyor daha 25 yaşında. Yarın diyor onu koltuk merasiminde göreceksiniz. Koltuk merasimi bayağı Andolu'da olan böyle bir gelenekmiş. Hı. Ve işte siz de hani nasıl, tan nasıl tanıştıklarından bahsediyor. Diyor ki yani bizi görücü usulü. Şurada bir teyze var ya hani hatta dizide o su isteyen teyze. Ha evet evet. O bizim aramızı yaptı. O böyle gezer diyor e, çarşılarda, pazarlarda gelinlik kızlarla işte evlenmek isteyen oğlanları böyle şey yapar. Ve bunu dizide söylemiyor Nihal. Ama kitapta şöyle bir sahne oluyor. Eee düğün düğün günü geliyor geçiyor bu arada. Yani TRT TRT versiyonunda düğün gününün gelip geçtiğini görüyoruz. Nihal'in Matmazel'e anlattığını hmm. görüyoruz bunu böyle dalga geçe geçe. Sonra da babasına gidip anlatıyor. İşte düğünde böyle böyle şeyler oldu. Ben hani hiçbir zaman gelin olmayacağım. Evet ben sonsuza kadar senin olacağım diyor. Babası da diyor ki sanmam ama Nihal kitapta inanılmaz akıllı bir cümle evet. söylüyor dizide yok baksana söylüyorum babasını anlatırken şey diye düşünüyor çöp kadından bahsediyor demek ki bu kadın onu alacak işte çarşıya götürecek beğendirilecek bir meta gibi o güne kadar görülmemiş tanınmamış bir adama satacaktı yani Nihal'in evet aklındaki düşünce yani kadınlar böyle meta gibi satılıyor ben bunu alet evet. olmayacağım ve gelin olmak mı asla diyor evet. yani aslında gerçekten hani bu şekilde gelin olmak istemiyorum de de diyor hoşlanmadığını görüyoruz ama bu kadar açık bir şekilde söylemiyor dizide. Sadece söylemiyor. çatan olayından hoşlanmadığını. Ya dizideki izlenimi şey gibi yani böyle biraz burnu havada bir kız. Hani geleneklerden hoşlanmıyor. Babasına da böyle dalga geçer gibi veya işte Matmazel'e dalga geçer gibi anlatıyormuş gibi. Halbuki kitapta... Feminist. Hani evet. Yürü beni Hayme Ve şöyle bir şey. Bu düğün hengamesinde aslında ta düğüne yola çıkmadan önce Behlül bir şekilde Bihter'i sıkıştırıp diyor ki yarın gece odama gelin diyor. Heh. Ve yarın gece olmadan önce eğlencenin akşamında Bihter ve Nihal beraber yatağa giriyorlar. Nihal diyor ki geceden mutlu olmadığı için hiç hoşlanmadım burada olmaktan ben gitmek istiyorum diyor. Bihter de diyor ki yarın koltuk merasimi var. Koltuk merasimine kalmadan gidemeyiz. Ben de şey diye düşündüm. Acaba Bihter ve Behlül o gittikleri yerde mi birlikte olacaklar? Ama orada birlikte olmuyorlar. Koltuk merasiminden sonra geri dönüyor herhalde. Değil mi? O, o arada bir iki gün atlıyor gibi evet. oluyor. Yani çünkü yarın gece diyordu. Halbuki yar o bir ertesi gün hala Güneler. Dizide bir zaman atlaması evet. oluyor. İşte Nihal eve dönmüş. Matmasa anlatıyor. Mat Matmazel hatta böyle kahkahalarla gülerken Birden biz Bihter'in Behlül'ün odasından çıktığını ve aynada kendine baktığını görüyoruz TRT versiyonundaki bu izlediğimiz. Şey gibi değil miydi o? Bu ilk birlikte olduklarında 2009 versiyonunda Bihter Banyoda. de aynı şekilde aynada kendisine bakıyordu. Evet, evet aslında. Ama bu ilk defa birlikte olmaları değil bu dizi TRT versiyonunda ilk defa birlikte olmaları değil. Kitapta şöyle Hı düğün hazırlıkları yapılırken evde böyle bir hengame oluyor işte kita şeyim nerede çantam nerede bilmem nem nerede işte şurama yardım edin falan Bihter'in kurdelesini bağlayamıyor Adnan Bey ve diyor ki Behlül buraya gel hmm. Bihter'in kurdelesini bağla bu esnada da Bihter'le e, Behlül'ün arasında şöyle bir şey olmuş yani ilk öpüşmüşler işte o kartlar martlar izlenirken saçılırken ortaya hmm. Behlül de o zamandan beri Bihter'e diyor ki işte odama gelin odama gelin odama gelin Bihter Görmezden geliyor o zamana kadar. Sonra işte Behlül Bihter'in kurdalısını bağlarken hatta galiba öp, öpüyor mu? Öpmeye mi kalkıyor falan? Böyle Bihter bir dönüyor ve Behlül'e o söylüyor. Yarın gece diyor. Beh Bihter Behlül'e söylüyor kitapta. Aa, evet. Çünkü dizide Bihter sürekli kaçıyor, 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 kaçıyor. Ve Behlül sürekli ısrar ediyor, ısrar ediyor, ısrar ediyor, ısrar ediyor. Ta ki Firdevs Hanım eve gelip Nihal ve Behlül fikrini ortaya atana kadar. Behlül ısrar ediyor. Behlül'ün ısrarında bir değişiklik yok ama Bihter diyor yarın gece geleceğim kurdeleyi bağlarken. Sonra tamam kurdeleler bağlanıyor. Tam çıkacakken Bihter'in çantası ortada yok. Şu an diziden bahsediyorsun. Dizide de aynı sahne oluyor. Evet, çünkü dizide de aynısı oluyor o yüzden. Kurdele kurdele kısmı dizide yok TRT versiyonunda ama şimdi anlattığın var. Behlül Bihter'in Çantasını almak için odasına çıkarken Bihter de biraz sonra diyor ki hani bulamadınız mı hala? Tam o sırada tekrar böyle bir öpüşme öpüşme gibi bir durum oluyor. Odanın önünden birisi evet. geçiyor. Dizide arkadan bakıyorlar. Biri gölgenin geçtiğini görüyorlar ve arkadan bakıyorlar kim geçti diye. de Matmazel'in geçtiğini görüyoruz. Matmazel olduğunu biliyoruz. Yani hani 2009 versiyonunda kim gördü? Evet. <laughs> o kitapta Matmazel aslında. Gerçi Beşir de görüyormuş sonra da evet. anlıyoruz ama. Eve döndükten sonra birlikte oluyorlar ilk kez aslında kitapta. Nihal biraz işte sıkkın ve bıkkın. Adnan Adnan da öleceğim yavrum seni bir gün bırakacağım diye ona da birazcık mutsuz. Evet. Behlül de üstüne diyor ki Nihal biliyor musun Firdevs Hanım buraya geliyormuş. Evet Nihal hiç mutlu olmuyor. Behlül'ün bu konuyla ilgili yorumu Bihter de gelmesinden mutlu değil. Hmm. Ama mesela neden Bihter gelmesinden mutlu değil? Onunla ilgili bir pek... Bilgimiz yok. Sen kötü davranıyorsun Bihter'e evet. ama... ...Bihter'e kızıyorsun, Bihter'e kızma... ...babanı da üzüyorsun deyince... ...tamam ya kitapta mesela Nihal... ...ah babamı üzüyor muyum? Pişmanlık yaşıyor. Sonra Nihal... ...babasından alışveriş için para isterken... ...Bihter'e soğuk davrandığını görüyor Adnan... ...ve Bihter'e şey diye soruyor... ...ne var aranızda diye soruyor... de bir şey yok canım evet. falan diyor. Nihal... ...Bihter'le böyle bir çatışma yaşıyor. Hatta bu çatışma... ...şöyle bir anda doruk noktasına ulaşıyor... Nihal bir gün alışverişten dönüyor ve bir bakıyor ki Bülent'le odaları ayrılmış. Evet. Doğrudan Bihter'in yanına gidiyor ve nefret ediyorum sizden. Her zaman nefret ettim zaten. Evet. Falan diye böyle herkesin önünde bu arada kitapta da böyle yani herkesin önünde azarlıyor Bihter'i ve Adnan da müdahale etmek istiyor. Bihter aynı dizide olduğu gibi kitapta da Adnan Bey siz karışmayın ben diyor. Ben mesela bunu şaşırdım çünkü Bihter yani hem şaşırdım hem şaşırmadım. 2010 versiyonunda Bülent'in yatılı oku olarak yurt dışına gönderilmesi konuşuluyor. Ve aynı zamanda bir kavga çıkıyor. Nihal'in Bihter'e sinirlendiği bir kavga oluyor ve sen o kavgadan bahsediyorsun sanırım yine Adnan müdahale etmek istiyor ama Bihter hayır diyor. Bunda da bunun bağlantısını yapmamıştım öyle mi? biliyor musun? 2010 versiyonunda Bülent'in yurt dışına gitmesi odaların ayrılması paraleli. Ben öyle düşündüm çünkü burada e, Nihal diyor ki TRT versiyonunda o odaların ayrıldığını görüp diye, direkt Bihter'e gidince diyor ki zaten yatılı okula gönderdiniz bir de geldiğinde hmm. yanımda kalmasını engelleyeceksiniz gibi bir şey söylüyor. Hani geldiğinde bile yeterince yakın olamayacağız. Zaten evdeki çalışanları gönderdiniz. Bülent'i yatılı okula gönderdiniz. Şimdi de benden mi kurtulmaya çalışıyorsunuz gibi. E, böyle bir serzenişte bulunuyor. Aa ama güzel bir bağlantı. Ben öyle olmuş. gibi çünkü düşündüm. şeyde de 2009 versiyonundaki Bihter'in tepkisini düşünürsek 2009 versiyonunda şöyle bir şey olmuyor muydu? Hem Bülent hem Nihal böyle bir bağırıyordu Bihter'e. Adana yanında hatta. Adnan da işte onlar gittikten sonra hep böyle evet. diyorsun yani. Ona evet. benziyor aslında biraz. Evet. <laughs> ya Adnan Bey siz karışmayın ben de zaten alıştım. <laughs> evet yani Bihter'le birazcık öyle gibi söylüyordu yani hani. Ben neler çekiyorum bu evde. <laughs> Bihter ve Nihal bu kavgayı yaptıktan sonra Nihal odasına çıkıp ağlıyor 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 ve annesini düşünüyor. Ve bu TRT versiyonunda böyle mezar taşlı, efendime söyleyeyim İnci Hanım'ın ...birden canlandığı falan böyle bir ilginç bir rüya sahnesi görüyoruz. Evet. Ben bile böyle dedim ki nereden çıktı bu? Konteks dışı yani içerik dışı böyle bir sahneydi sanki. Bilmiyorum sen ne düşündün ama. Ben bu sahneyi gördükten sonra dedim ki yok artık kitapta böyle bir sahne yoktur dedim. Bunun üstüne kitapla karşılaştırma ihtiyacı hissettim. Var kitapta böyle bir sahne ama şey gibi var... Madem öyle hiçbir şey olmuyor keşke annesi yanında olsaydı. Hani annesini düşünüyor falan filan. Bir taraftan da ölmeyi istiyor falan. Hani zaten hiçbir şey olmuyor. Ee, öyle bir ruh halinde. Ama tabii hani bunu bu şekilde adapte etmeyi tercih etmiş. TRT versiyonu. Hmm. Kitapta Nihal annesini düşünüyor. Annesini işte annesini özlüyor. Ve yine böyle bir şey imajırsı var yani. Ee, betimlemesi hmm. var. Böyle mezar betimlemesi var. Ama hani bir daha karşına çıkınca Nihal'in yatağı birden mezar falan oluyor çünkü TRT versiyonunda değil mi böyle Yatak başı mezar taşı Öyle gibi mi? bir şey yapmışlar Yani baya Baya bir çalışılmış o sahnede Ben o kadarına dikkat etmemişim işin doğrusu Günler geçiyor herhalde çünkü böyle bir Mont falan giyiyorlar bahçedeler Konuşuyorlar Adnan Bey Nihal'in yanına gelip Diyor ki Nihal diyor sana bir haber vereceğim Matmazel Korton e, gitmeye karar vermiş kızım. Anlam Bey'in bu haberi verme şekli bu de Korton'un kararı o ayrılmak istiyor, o gitmek hmm. istiyor ama nasılsa Nihal bu konuşmadan bunu Bihter'in yaptığını anlıyor. İşte yine kitapla güzel bir bağlantı olmadığı için gerçekten de kovuyor Matmazel'i. Adnan Bey. Hani artık Bülent de yatılı okula geçti. Nihal de evlenip gidecek. Hani size pek ihtiyaç kalmayacak diye bir konuşma oluyor kitapta Matmazel'le. Hmm. Ama bunun alt metninde şey var yani Bihter'le Matmazel iyi anlaşamıyorlar artık. Hmm. Kitapta Nihal'in düşünceleri haklı. Ama biz dizide bunu anlamıyoruz yani. Ama dizide bunu kesinlikle anlamıyoruz evet. Dizide çünkü Adnan Bey diyor ki Matmazel gitmeye karar vermiş. Nihal de diyor ki Allah Bihter'i kahretsin. <laughs> evet. Sonra hatta Behlül'e şey diyor duymadınız mı Matmazel'i kovuyoruz falan diyor evet. böyle. Hatta Behlül sonra uz üzülüyor Nihal'in bu haline. Nihal böyle piyano çalarken yanına geliyor falan. Nihal diyor ki ben artık diyor bu ızdıraplardan keyif duyuyorum diyor. Bir sürü zaten fedakarlık yaptım diyor. Bu fedakarlıktan dolayı da bu acıdan dolayı inanılmaz mutluluk duyuyorum diyor. Nihal'in kafa hafif <gülüyor> gidiyor <gülüyor> yani aslında. Çok ilginç bir sahneye yol açıyor. Behlülle ile Nihal'in piyano odasındaki bu muhabbeti. Nihal uzun bir parça çalıyor Ceren. <laughs> o saniye ve Behlül flashbackleri dalıyor. Evet. Ve alakalı alakasız flashbackler. <laughs> evet. yani ben böyle şey oldum. Yani önce Bihter'i düşünüyor. Bihter'le yakınlaştıkları dakikaları. Sonra bir opera sanatçısı çıkıyor. Opera sanatçısı mı? O tam ne olduğunu da bilmediğimiz Hani sahnede opera söylüyor ama yani bir opera opera oyununun içinde değil. Gazino gibi bir evet. yerde aslında. Behlül de orada olduğunu görüyoruz bu flashback'te ve böyle bir sarışın bir hanıma bakıyor. Piyano çalarken Nihal. Arkada da Nihal bayağı uzun bir parça çalıyor. Şazam'dan baktım. Schumann diye çıktı. Kitapta da geçiyor Schumann ha. ismi. Kitapta şöyle bir bağlantısı olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten de Nihal o esnada bir parça çalıyor ve bu parça Behlül'ün ona getirdiği bir notadan çıkan bir parça. O notayı da Behlül'e eski Hollandalı sevgilisi işte takıldığı kız vermiş. Ve Behlül onu düşünüyor çalarken ve diyor ki Allah Allah acaba şimdi bu kız nerededir? Kette mi o da yoksa? Kette aynen Hollandalı Kette. Bihter'den de biraz iğrenmeye başlıyor. Diyor ki yani bu kadar gurursuz bir kadın olur mu? Zaten amcamı da aldattı. Benim de her işte dediğime okey diyor. Bu nasıl bir kadın falan diye düşünüyor tamam mı Behlül? Ama bunları yine sen kitaptan söylüyorsun. Dizide bu bilgi yok evet. Ben bunları şu an kitaptan söylüyorum sana konteksti vermek için. Dizide bu bilgi yok. Yani Behlül diyor ki ben İstanbul'a gidiyorum diyor. Dizide de diyor. Ben İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da işte Kette'yi buluyor. Onunla birlikte oluyor. Ee, dizide de Nih Bihter'e diyor ki ben gideceğim birkaç gün burada kalmayacağım diyor ama yani Kette'yi bulmak için gittiğini bilmiyoruz. Kette'den hala haberimiz yok aslında. Sadece o Behlül'ün flashback'ini gördük opera söyleyen sarışın bir kadın gördük. Ama kette bilgisinden haberimiz yok. Sadece Behlül diyor ki geri gelmeyeceğim. Birkaç sahne sonra Behlül'ün flashback yaşadığı ana, anda olduğunu görüyoruz. Ben böyle bir şey oldum yani. Behlül'ü gazino gibi bir yerde bu sarışın kadın opera söylerken görüyoruz. <laughs> yani... Aynı sahneyi kullanmışlar Flashback mi gerçek mi? Evet ben böyle bir ben onu gerçek gibi ne oluyor falan diye düşündüm Behlül e, Hollandalı güzelliği gününü gün ederken e, dizide Adnan Bey de vicdan yapmış Nihal'in yüzünü oymaya başlıyor ahşaba ve o sırada İnci Hanımın hayaleti geliyor Adnan Bey e. <laughs> yine dizide İnci Hanımın hayaleti yine geldi İnci Hanım bayağı rolüm var aslında bu dizide ya böyle flashback İnci Hanım değil 2016... yani. İnci Hanım'ın daha çok rolü var. Ah, ve diyor ki kızımı öldürüyor musun diye ha, evet. soruyor. Kitapta da var bu arada. İnci Hanım'ın hayaleti gibi gelmiyor ama düşünüyor. Adnan Bey şey düşünüyor. Yani ben işte Matmazeli de şimdi gönderdim. Çünkü orada anlıyoruz. Matmazeli gönderdiğini kitapta o esnada anlıyoruz. Adnan Bey ahşapı oyarken Nihal'i düşünüyor. Hmm. İşte şunlar gitti bunlar gitti. Matmazeli de gönderdim. Acaba iyi mi yaptım falan derken... İnce Hanım'ın sesini duyuyor veya işte İnce Hanım'ı hatırlıyor. Hani kızımı öldürüyor musun hmm. diye soruyor. Bir iç muhakemesi yapıyor orada. Evet. Sonra Behlül tabii günlerdir evde değil. Hmm. Behlül'ün evden ayrılma kararı aldığını öğreniyoruz biz Adnan Bey'den dizide. Adnan Bey Bihter'e gidip diyor ki Behlül evden ayrılmak istiyormuş. Bihter diyor ki ayrılacaksa beni hiç karıştırma bunu da benden bilmesinler. Dizide ne ne bahaneyle ayrılıyor evden? Dizide şey, dizide Nihal'den kaçıyorum demiş. Ama kitapta aslında Bihter'den kaçıyor çünkü Bihter'den hafif tiksiniyor hmm. artık Behlül. Bihter bu yüzden üzgün kitapta. Burada da üzgün aslında yani hani beni karıştırmayın falan demiş hep o şeyinden. Evet, burada da üzgün ama şey. Dizide üzgün tabii beni karıştırmayın falan diyor ama sonra Behlül'ün odasında camlarda bekliyor Behlül'ü. Evet. Behlül camlarda bekliyor, elinde mendili. Sonra Matmazel mi görüyor Behlül'ün odasında? Matmazel Nihal'le en son konuşma yapmaya gelmiş. Nihal'cim ben gidiyorum artık diye. O esnada işte Behlül Bey'e kitap mı getirmiş? Ha, kitaplarını evet. mı almaya o... gelmiş? Öyle bir şey için Behlül'ün odasına Acayip girmiş. Acayip Fransız aksanıyla. Ay sorma ya maalesef. O esnada Bihter'i görüyor. Matmazel biliyor bu noktada Bihterle Behlül'ün arasında ilişki olduğunu ama hiçbir şey evet. söylemiyor Nihale. Sadece şunu söylüyor. <laughs> Gitmeden önce Behlül'den uzaktır. Ne olursa olsun sana tek bir öğüdüm var mı diyor. Tavsiyem var mı diyor. Behlül'den uzak dur diyor. Tabi bu noktada aslında Nihale Behlül'ün arasında hiçbir şey. Yok. Şöyle bir şey var. Bence şimdi bundan bahsedebiliriz. 2010 aşkı memnunusunda Nihal'in Behlül'e hep bir zaafı var. Hep. Biz Nihal'i bildik bileli Nihal Behlül'den hoşlanıyor. 2010 aşkın önünün Oysa ki TRT yapımında Nihal'in Behlül'de asla gözü yok. Asla hı hı. oralı değil. Asla aklından öyle bir şey geçmiyor. Dolayısıyla aslında Matmazel'in bu yaptığı uyarı da biraz böyle alakasız bir uyarı gibi kalıyor. Behlül'den sakın mesajını alıyor Nihal. Birkaç gün sonra Behlül geliyor. Aslında ertesi gün evet. geliyor Ertesi gün Behlül geliyor ve odasına girdiği zaman Bihter'in mendilini evet. buluyor. Bihter mendilini orada bırakmış ve anlıyor ki o yokken Bihter odasında girmiş. Duvarları sevmiş. Bekle <laughs> Beklemiş evet. falan evet. değil mi? Nihal o esnada odaya giriyor ve Firdevs Hanım'ın geldiği haberlerini veriyor. Firdevs Hanım artık Ziyagillerle yaşayacakmış. Onun haberini veriyor ve Behlül'ün elinde Bihter'in mendilini görüyor. Ama bir şey demiyor ne galiba hani. Bunlardan evet. buldunuz Bihter'in. Bihter'in mendilinin ne işi var diyor. Behlül sanıyorum bu sahnede, sanıyorum diyorum çünkü bence bu kaydettiğimiz en zor bölümlerden biri. Yani olay akışını takip etmek beni biraz zorladı işin doğrusu. Behlül Firdevs Hanım'a merhaba demeye gidiyor. Firdevs Hanım diyor ki yani ben de sizi bekliyordum zaten. Sizin de artık durulmaya ihtiyacınız var. ben size kız beğendim ve bu çok iyi tanıdığınız biri Nihal. Böyle damdan düşer gibi gerçekten. Behlül şey diyor orada. Siz diyor çok tehlikeli bir kadınsınız diyor. Baya yüzüne söylüyor Firdevs'in dizide. Kitapta da düşünce olarak geçiyor aklından çünkü şey diyor bu kadın Bihterle aramızdaki ilişkiyi kesinlikle biliyor ve bu yüzden bunu teklif etti ha. diye düşünüyor. Hah. Kitapta. Bu arada da o kadar saçma bir sahne ki aslında Firdevs'le Behlül konuşurken Beşir odaya giriyor, çıkıyor falan ve Beşir bunların hepsini duyuyor yani evet. aralarının yapıldığını duyuyor ve Beşir sonra hasta oluyor bunun üstüne. Beşir'in o zamana kadar bir hastalığının şeyini görmüyoruz Hiçbir aslında. Beşir bir birden sor. böyle hasta oluyor. <laughs> Bihter Behlül eve döndükten sonra tabii ki Behlül'e bozuk. Duymuş. Kette'yi duymuş. Hatta biz ondan öğreniyoruz. Diyor ki kaç gündür yoksunuz. Hatta Kette'den de haberim var diyor. Annemin planlarını da biliyorum. Nihal'le evlenmeyeceksiniz Behlül diyor. Bu cinayet diyor. Bak cinayet kelimesi evet. burada geçiyor işte. Behlül'ü diyor ki biliyorsunuz ki diyor biz ikimiz bundan daha büyük bir cinayet işledik diyor ve Bihter böyle ağlamaya başlıyor falan. Ve abi Behlül bu sahnede kötü adam gibi bir yerde böyle prosunu <laughs> alıyor böyle pro içiyor falan ya. Bak genel bir yorum yapmak istiyorum şimdi. Hilmi Bey'in olmaması sebebiyle bütün kötülükler Behlül'e atılmış vaziyette. Ama bütün kötülükleri Behlül yapıyor zaten. Evet bütün kötülükleri Behlül yapıyor o kadar klişe bir kötü ki Behlül yani. Bence 2009 versiyonunda Hilmi Önal'ın olması Behlül'ü dengelemiş o, e, birazcık olabiliriz. yani Behlül o kadar Behlül'ü bence biraz masumlaştırmış Ama Behlül evet. o kadar aslında bence 2010'da gördüğümüz kadar masum bir insan değil Bence Behlül Nihal'le olan ilişkisinden dolayı gözümüzde gereğinden fazla aklanmış bir karakter Bence ikisinde de e, olan olaylar sonucunda çok kredi verilecek bir şey yok Tamam hani duygusal olarak Evet e, birazcık daha hassas bir çocukluk geçirmiş olabilir Behlül ama bu hmm. 2010 versiyonunda Bihter'i Bihter'i baştan çıkaran Behlül çünkü Bihter'i Doğru. baştan çıkarıp evet. sonra kenara atmasını haklı göstermiyor evet, ama bir şekilde Nihal'le olan ilişkisinden dolayı 2010'da böyle aklanmış buradaki kötü adam aslında bence yani ilişki konusunda kötü adam ve böyle bir Firdevs e, Hanım böyle ortaya attığım Konu böyle bir Nihal ve Behlül arasında da konuşuluyor aslında. Ve Nihal diyor ki ben sizi öyle sevmiyorum diyor. Hı -hı. Ve Nihal aslında oralı değil. Ama Nihal dışındaki herkes oralıymış gibi Bihter birazcık sessiz. Evet. Değil mi? Bu TRT dizide Bihter böyle birazcık sessiz duruyor ve olayı gözlemliyor. Nihal de diyor ki yani ben bıktım bu muhabbetten. E, halanın yanına gidiyorum diyor. Arsen halanın evine Adada. gidecek adaya. Hı -hı. Ve son bölüme geçiyoruz. E, TRT versiyonunun 6. ve son bölümü ismi Firdevs Hanım'ın Kızı. Bütün bu anlattığımız Behlül'ün maceraları düğün sonrası bütün olayların olduğu 5. bölümün ismi de Behlül'den sakın. Bence de Behlül'den sakınalım Kesinlikle. Zaten yani o bölümü anlatana kadar göbeğimiz çatladı evet, sevgili dinleyiciler. Öyle. Geçen bölümde Nihal ve Beşir büyük Büyükada'ya Arsenal'ın halanın yanına gitmişlerdi. Cuma günü Bülent de büyük adaya gelecekmiş. Nihal Bülent'i karşılamaya vapurlara gidiyor. Faytonla. Ama e, Bülent gelmiyor. Behlül geliyor onun yerine. Behlül'ü alıyor vapurdan. Ve tekrar eve dönüyorlar. Tekrar eve dönerlerken Behlül diyor ki... Yol üstünde değil mi? Bu arada Ufak bir not vermek istiyorum. Şimdi TRT versiyonunda bu arada Beşir bayağı hasta oluyor yani bu evlenme işte nişanlanma haberini işte dedikodusunu duyduğu andan itibaren Beşir çok kötü bir şekilde hasta oluyor yani. Çok evet. hızlı bir şekilde. Ve hasta adamı adayı götürüyorlar. Ve Beşir işte faytonlarda falan geziyor yani. Sonra Behlül diyor ki faytona binince beni hemen eve götürmeyeceksin herhalde. O da ama hiç çok geç kalmayalım karanlıktan korkuyorum biliyorsunuz falan filan diyor ama sonra nasıl oluyor bir yere gidiyorlar. Z Behlül yol boyunca şey diyor işte kabul edecek misin? E, Behlül bayağı ikna evlenme etmeye teklifi mi? Evet. Behlül çünkü o arada kendisi de ikna olmuş. Yani biz onu yine dizide göremiyoruz ama... <laughs> Behlül Bihter'le işte Bihter Behlül'le sen Nihal'le evlenmeyeceksin bu bir cinayet muhabbetini yaparken Behlül zaten çoktan kararını vermiş gibi yani bu şaka olmasın ben gerçekten Nihal'e evlenme teklif etmek istiyorum. diye kendini zaten hani Nihal yeni bir başlangıç falan diye yani Behlül 2009 versiyonundaki gibi hani annen mecbur etti ben böyle bir şey istemedim diyen bir insan değil yani Behlül baştan evet, razı. <laughs> Behlül çok oralı ve Nihal de çok orasız. Ondan sonra işte <laughs> evet. hatta Behlül diyor ki ne olur bir evet desen sadece bir evet diyeceksin. Ve sanıyorum Nihal aslında bir şey söylemiyor, bir cevap vermiyor Beylül'e Ama ben şey gibi düşündüm bu çöp çatan konseptine ve insanların birbirini Hı -hı. tanımadan evlenmesine tepkili olduğu için Nihal böyle kendini isteyen ve önceden bildiği biriyle sanki evlenme fikri Cazip gelmeyin başlıyor diye düşündüm bu sahnede. O inanılmaz güzel bir bağlantı yaptın. Çünkü TRT versiyonunda Nihal Behlül'ü karşıladıktan sonra at arabasıyla giderlerken yolda başka bir at arabası görüyor ve orada çöp çatan teyzeyi evet. görüyor. Oradan böyle bir o bana düşündürtmüş olabilir. Çünkü hatta Behlül'le aralarında şey gibi bir muhabbet oluyor. Yine birini birine ayarlıyorlar falan gibi. Adada bunlar oluyor. Sonra geri dönüyorlar adadan. Benim atladığım başka bir şey var mı senin aklına gelen? Adada bunlar oluyor. Kitaptaki versiyonda Nihal Behlül'e evet diyor. Dizide demiyor. Ve ertesi gün, ertesi gün mü? Dizide ertesi gün galiba bir mektup yazıyor Matmazel'e. O Matmazel'in mektubunda yazıyor işte. Mini mini Nihal'iniz He. elini birine uzatıyor falan diye. Ve Bülent geliyor. Bu arada neredeler Ben... Hala adadalar. Behlül ve Nihal adada. Nihal e, Matmazel'e böyle böyle bir şeyler oluyor diye böyle bir mektup yazıyor. Bu sırada Bülent geliyor, küçük Bülent, adaya geliyor ve Behlül'e gidiyor hemen ve diyor ki Firdevs hanım size bir hmm. not yazdı ve Firdevs hanımın notunu iletiyor Behlül'e. Behlül okuyor notu. İşte hani bunu kimseye söyledim mi? Söylemedin değil mi içindekileri falan filan? Bülent de diyor ki hayır söylemedim yani bir tek Firdevs hanım Sadece bunu notu size acilen iletmemi istedi diyor. Biz ne yazdığını görüyor muyuz? Dizide içinde? hatırlamadım o sahneyi ama kitapta görüyoruz. Dizide görmüyoruz galiba çünkü. Dizide görmüyorsak ben sana kitapta ne yazdığını söyleyeyim. Lütfen. Hepsini itiraf etti. Artık o niyet mümkün değil. Bu akşam herhalde burada bulununuz. Hepsini itiraf etti diyor. Kim hepsini itiraf etti? İşte Behlül diyor ki yani Nihalcim İstanbul'a bir gitmem lazım. Acil bir işim çıktı diyor. Nihal de önce hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Diyor ki madem gidiyorsunuz Matmazel'e yazdığım şu mektubu da posta kutusuna atın. Tamam diyor. Bu dizide mi oluyor kitapta mı oluyor? Hem dizide hem kitapta oluyor. Ha, niye bunları hiç hatırlamıyorum? <laughs> Cüzdanını açarken Behlül Matmazel'in mektubunu koymak için Behlül'e gelen not yere düşüyor. Ve Behlül bunu fark etmeden gidiyor. Şimdi sen bana dedin ya hepsini itiraf etti kim hepsini itiraf etti aynı soruyu Nihal önce böyle bir başka birisinin notu düştü hani onu okumamam lazım ee, sorgulamaya giriyor kitapta ama dayanamıyor en sonunda dizide de okuyor dizide de okuyor hani bu kimin el yazısı diye düşünüyor hmm. hatta dizide öyle düşünüyor bu kimin el yazısı bu Firdevs Hanımın el yazısı neden Firdevs Hanım bunu istedi çünkü bihter hmm. <laughs> ve Yola çıkıyor. Beşir diyor ki küçük hanım ben de sizinle geleceğim. Beşir'le birlikte Beşir bu arada yani gayet kötü. Sağlığı da kötü. Beşir ve Nihal hemen Behlül'ün arkasından eve gidiyorlar. Bu arada evde aslında Firdevs ve Bihter Behlül'ün gelmesini bekliyorlar. Firdevs Hanım hangi yüzyıl olursa olsun Firdevs Hanım'ın bir masajcısı var. <laughs> evet. İsterse isterse 20. yüzyıl olsun isterse Ay bir şey söyleyeceğim istersen 19. yüzyıl olsun, istersen 20. yüzyıl olsun, istersen 21. yüzyıl olsun. Kitapta masajcısı var mı Firdevs Hanım'ın? Şey ona masaj yapan böyle bir Alman var şey var. Var yani 19. yüzyılda da var. Evet. <laughs> Firdevs Hanım masör, ma masörü var, masözü. Firdevs Hanım'a masaj yapılırken Bihter Firdevs Hanım'ın yanına gidiyor ve masajcı ayrılıyor. Diyor ki lütfen bu evliliğe karşı çıkınız. İşte hatta böyle çok ağdalı laflar kullanıyor. Benim, benim şimdi kuramayacağım. Ee, i̇şte hı hı. diyor Firdevs Hanım hani bu evliliğin olması için bir sürü sebep var. Engellenmesi için hiçbir sebep yok. Bihter de diyor ki eğer engellemezseniz ben gidip bu ilişkiyi Adnan'a itiraf edeceğim. Sakın hı hı. diyor onlar birbirini seviyor diyor Firdevs Hanım. Hı -hı. Ee, Bihter de diyor ki işte tam bu yüzden engellemeniz lazım gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar ölüyorum anlasana deyip e, bacaklarına kapanıyor e, Firdevs evet. Hanım'ın yeni masajlanmış Bacaklarına kapanıyor. Sonra Nihal işte e, şey macerası oluyor. Çünkü Firdevs Hanım bunu itiraf ettiğini duyduktan sonra Bihter'in hemen notunu hmm. yazıyor demek evet. ki Bülent'e. Biz o not yazmayı görmüyoruz. Bülent'e veriyor. Bülent de sonra Behlül'e iletiyor bunu. Artık yani Zurnan'ın zırt dediği yerde Nihal eve döndükten sonra Behlül de bir süre sonra eve geliyor. Ve Bihter'i buluyor. Bihter'i diyor ki Nihal'in hepsinden haberi var. E, not onun eline geçmiş olabilir. Yani onun eline geçti diyor not. Bihter yani gülüyor yani evet. hiçbir şey yok. Ee, bir cevap Artık vermiyor. Artık değil Bihter. Merdivenin başında konuşuyorlar. Diyor ki Bihter böyle biraz rahat konuşunca. Nihal eve geldi mi? Bihter de diyor ki evet geldi. Sessiz olun yoksa fark edecek diyor. Ama Nihal hmm. yavaş yavaş merdivenin başına geliyor ve bu konuşmaları duymaya başlıyor. Ve gerçekten... Şok oluyor ve merdivenden yuvarlanıyor. Evet yuvarlanarak Bayılarak yuvarlanıyor. Bayıldığı için mi yuvarlandı yuvarlandı. Yuvarlanıyor yuvarlandığı için mi bayılıyor. 2009 her şeyi adapte etmiş kardeşim. Aa neden bayıldı falan diye böyle. Bu arada evde peykerler falan da var yani. Evde bütün herkes gelmiş Ziyagil yalısına. Adnan Bey kaldırıyor Nihal'i. Yukarıya çıkartırlarken Nihal'i. Behlül merdivenlerden iniyor bu sefer ve Bihter'in yanından geçiyor. Diyor ki Bihter'e ben artık gidiyorum bay diyor. <laughs> ve Behlül evden kaçıyor. Nihal'i yatırırken yataklarına Adnan Bey'in yanına Beşir geliyor ve Adnan Bey küçük hanımı öldürüyorlar size her şeyi anlatacağım diyor. Ve her şeyi anlatıyor. Meğersem Beşir de her şeyi görmüş. Sadece Matmazel değilmiş. Her şeyi anlattıktan sonra Adnan Bey Bihter'in odasına çıkmak istiyor. Oysa ki Bihter içeri girmiş ve kapıyı kitlemiş. Ve içeriden böyle bir tek bir şey, atış sesi duyuluyor. Bir evet, yani finalde Bihter intihar ederken Behlül odada değil. Adnan Bey şey demiyor yani. Sen benim Yok. oğlundun, oğlumdun demiyor. İşte içeriden böyle bir silah sesi duyulunca Adnan Bey de "Ah!" diyor. Evet. Sonra sahne geçiyor. Adnan Bey ile Nihal adaya geri dönmüşler yine o at arabasında giderlerken hani Nihal'in Behlül'le böyle romantik yaptığı at arabası sahnesinin bir benzeri aslında ama tabii artık hissi çok daha farklı. Ben hep senin yanında olacağım biz bir birlikte mutlu olacağız gibi bir konuşma oluyor. Hayata annenin aramızdan ayrıldığı yerden hmm. devam etmeliyiz. Nihal de diyor ki fakat Beşir ne olacak Beşir'i unutamam diyor Adnan Bey de Beşir'in de kaderi buymuş diyor. Ama merak etme diyor. Matmazel dönüyor diyor. İşte gene tekrar bir aile olacağız diyor. Herkes geri dönecek diyor. Bu gezinti sırasında tabii Behlül'le gez yaptıkları gezintiye benzediği için Be Nihal Behlülü hmm. hatırlıyor. Sonra babasına dönüp diyor ki beni bırakma baba. Hani hep beraber olalım. Yaşarken hmm. ve ölürken diyor ve zaten kitapta da aynı bu şekilde bitiyor. Nihal'in sözüyle. Bütün kitabı anlattık kardeşim bu arada neredeyse. Ama lütfen kitabı okuyun. Gerçekten yani bizim anlatmamız da kalmaz. Sevgili dinleyiciler, kitabı okumazsanız Aşkı Memnun'un kitabı çıkmış. O kitap çıkmış, çok iyi. Ben kitabı bayağı sevdim ya. Kitap mesela Nihal'in o feminist çıkışmaları falan evet. çok iyi değil mi? Yani 2010 versiyonunda kırıntısı yok. Değil ya böyle biraz. Gerçi şey var. Nihal'in bir sahnesi var vardı hatırlıyor musun? Yüzük seçerken Matmazel'le. Ya yani neden benim yanında olduğunu bilmiyorum sorgulamak da istemiyorum. <laughs> Ama onun feminizmle alakası yok ki. Ya feminizmle alakası yok ama en azından hani bir şeylerin farkında olduğunu biliyor yani. Beylül durup dururken böyle bir olaya neden girdi? Ben şey şaşırdım. Bu 2010 ve TRT versiyonu arasındaki farkta. Bütün bu olaylar düğün günü oluyor. Ee, 2010 versiyonunda mı? Evet. Hani burada hiç öyle bir şey yok. Düğün günü değil. Çok ciddi değildir değil, evet. ilişkileri yani. Sadece... Ha, aile arasında evet. biliniyor evlenecekler diye. Ama 2010 diye. versiyonu çok dramatik yani hani evler, balayılar planlanıyor, e, düğünler planlanıyor. Nihal zaten aşık Behlül'e zaten yani hani evet e, hayatta tek birlikte olmak istediği insan falan filan ve tam düğün günü nikah kıyılacak. Her şey ortaya çıkıyor. İşte o benim çok hoşuma gidiyor. Farklı adaptasyonlarını izlemek. O yüzden TRT versiyonunu izlediğim için memnunum. Yani tabii kitaba çok bağlı, çok sadık ama yine de bir farklılık var. evet. Evet, o farklılıklar var. Bakalım bir sonraki bölümde tartışacağımız uluslararası versiyonlarında nasıl farklılıklar bulacağız. Evet o bölümü ben merakla bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben, ben de merak ediyorum. Diğer versiyonları nasıl olmuş? Nasıl bitmiş? Ya yani bir sonraki bölümümüz onunla ilgili olacak sevgili dinleyiciler. Final bölümü için de nasıl zamanımız var? Acelemiz yok. Acelemiz yok. Hep beraber geçeriz. Çok teşekkürler bu bölümü bizlerle dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça